Herkese merhabalar, Belçika'ya göç YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşe Yılmaz, bugün size Morhen'den sesleneceğim. Bu mahalleyi, bu evleri çok seviyorum. Geçen defa şu tarafa doğru yürüdüm, bugün de böyle yürüyeceğim. Zaten buradaki son günümüz, kursumuz artık bitiyor. Buradaki yüzme havuzunu taşıyorlar. İş bu sebeple artık bu tarafa yolumuz düşmeyecek. O yüzden de benim de burada geçireceğim son günüm sizinle beraber. Yakından takip edenlerin bildiği gibi 2.1 sona erdi ve 3 hafta tatildeyim. 3 hafta sonra 2.2 başlıyor olacak. Ben bugünkü videomda dil serüvenimin Niveau 3 dediğimiz bu 3. adımından bahsediyor olacağım. Nasıl gidiyor? CIS ve HCVO arasındaki farklar neler? Bunlardan bahsedeceğim. Öğretmen farklılıklarını anlatacağım. Sınıftaki insanların, sınıftaki atmosferin, öğretmenlerin dil serüvenimizdeki etkisinden bahsediyor olacağım. Ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten artık hani videolarını kısa tut, detaylara girme, hızlı konuş, hemen bilgiyi ver geç. Yorumları baydı beni. Arkadaşlar, abone ol butonu var paralı. Teşekkür et butonu var paralı. Mesela siz de bunlara basabilirsiniz. Yani beni robot olarak görürken sanki iş vereninmiş gibi talepleriniz varken hiç kimsenin bir teşekkür butonuna basıp bana 2 euro armağan ettiğine tanıklık etmedim bugüne kadar. Bir an bir hizmetine verilen anlamı çok fazla olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda kabul edilsin ya da edilmesin bir amme hizmeti veriyorum. Yani sanılmasın ki videomu izliyorsunuz da ben dünyaları kazanıyorum. Her gün oturup benim abonelerim benim videomu izlese yıl sonunda 100 euro falan kazanırım. Ben bir gün 3 saat temizliğe gitsem o parayı kazanıyorum zaten. Hadi 3 saat abartı oldu ama 2 gün 3'er saat diyeyim. 2.1'in sonuna geldik. 8 hafta sürdü dersler. 8 haftanın sonunda yeni yeni gramer de öğrendik. Bayağı bir kelime de gördük. Hem okuma hem de yazma olarak. Sınavlarım iyiydi. Çok fazla quiz yaptı bu öğretmenimiz. Son bir haftayı boşa çıkardı. Son bir haftanın iki günü daha önceki quizlere girmeyenleri çağırdı. Ben gitmedim o yüzden. Üçüncü günü 10 dakikalık bize işte nasıl geçti, neler yaptık, kişi kişi alıp bilgi verdi bizlere. Son günümüzde de merkezi gezdik. Aldınerden merkezi ve tarihini anlattı bir hanımefendi. Ama bunu değişik yapabiliyorlar. Bazı kurslar müze gezdiriyor. Biraz yaşadığınız yerle de ilgili. Bizim bulunduğumuz yerde müze gezdirmediler. Birçok konuda HCVO'dan bambaşka bir şey gördüm burada. HCVO'ya gittim ben 2.1'de. HCVO'da hiç hocamız bizi kaynaştırmak için bir etkinlik yapmadı. Böyle dışarı çıkarmadı. O hocamıza tadım günü yaptık mesela Ramazan'dan önce. Herkes ülkesine dair bir iki şey getirdi. Yedik onları, konuştuk. Çok konuşturdu, herkesi konuşturdu. Diğer hocamız böyle şeyler yapmadı, etkinlikler yapmadı. Ama biraz bu öğretmenle ilgili. HCVO'daki öğretmenimiz o bölgenin direktörü diye geçiyordu. Yabancı diller konusunda direktörü. Çünkü CVO'lar yetişkin okulu. Ve bu CVO'larda sadece Netherlands değil, aynı zamanda işte İngilizce, İspanyolca, Fransızca da öğretilebiliyor. Bütün bu yabancı dillerde direktörlük yapıyordu bizim hocamız. 10 yıldır da aynı yerde çalıştığı için artık oranın birazcık kurdu olmuş. Kendi düzenini kurmuş. O yüzden de kendine özgü bir tarzı vardı. Quizlere de çok vakit ayırmıyordu. Herkesi basıp geçiyordu yani. Hadi hadi geçtin gibi. Bu hocamızsa, KISP'teki hocamızsa bambaşkaydı. Bu hocamız aslında 2 senedir öğretmenlik yapıyormuş. Daha önce CLB'de çalışmış, 8 yılda Amerika'da İngilizce öğretmenliği yapmış. Böyle tarzı çok başka. Çok fazla şey veriyordu, alıştırma. Çok sık tekrarları vardı. Alıştırmaları o kadar çok hani getirdi ki hani bir kalıbı öğrenememek için gerçekten büyük çaba sarf etmek lazımdı. O yüzden de grameri çok iyi verdi. Bir de herkese eşit davranması, hani sınıfta sadece bir iki kişi değil herkesi konuşturması da bence güzeldi. İnsanların bir tarzı var. Ben planlı programlı ilerlemeyi severim. Yani öğretmen sınıfa girdiği zaman tahtaya şöyle yazıyordu.
bugünkü 3 saatimizde şunu 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 yapacağız. O tahtanın bir köşesinde dururken sırayla onları yapıyordu. Ve çok böyle zamanını çok etkin kullandı. Ama diğer hocamızda her şey çorba oluyordu. Mesela biri bir soru sorduğunda hoca ona cevap vereceğim diye bir saatini harcayabiliyordu. Ve çok dağınık işliyordu konuları. Ben anlıyordum ama yine de evde çalışmak farzdı. Ama bu hocamız da sadece derse dinleyip verdiği alıştırmaları yaptıktan sonra gerçekten hani anlamamak bayağı zor, öyle söyleyeyim, bayağı zordu. Sınıf arkadaşlarıma geleyim. Sınıftakilerin ne mesleği icra ettiğini ilk başta anlayamadım. Çünkü ilk derste sadece konuştuk, kendimizden bahsettik biraz. Orada da mesleklerimizden değil de işte ne kadardır buradayız falan o kalıbı işliyorduk. Sonra mesleklerle ilgili bir ünite var. Oraya geldiğimizde şunu fark ettik. İşte sınıftaki 8 kişi falan öğretmen, 2 kişi doktor, 1 kişi eczacı, 1 kişi mühendis. Ben bunu zaten hani hızlı anlamalarından, diğer sınıfımıza nazaran daha hızlı konuları ilerletebilmemizden anlamıştım. Ya o kadar önemli ki, tabii ki dil yeteneği başka bir şey. Hani mesela en çok zorluk çeken 2 kişi 2 doktordu, öyle söyleyeyim. Hani dil yeteneği dediğim gibi farklı bir şey. Öğretmenler mesela daha başarılı ilerlediler. Ama gerçekten de sınıfınızın seviyesi sizi çok etkiliyor. Ben çok etkilenmiştim. Hurt CVO'da çok alakasız yaş grupları vardı. Daha önce de söyledim. Hani benim sınıfım öyle denk geldi. 18 yaşından 63 yaşına kadar insan vardı. Yani ve her biri başka mesleklerde, her biri başka dünyalarda. O öğretmen de zorlandı bir yerde. Neyse, bu öğretmenin modu da çok yüksekti. Yani çok düzenli bir kadındı. Şimdi 2.2'ye de bu gece için ben çok mutluyum. Okulumu değiştirdiğim için çok mutluyum. Sınıf arkadaşlarım, bu sınıf daha kadın ağırlıklı. Ve hani arkadaşlıklar da kurabildim. Yazışıyoruz, çizişiyoruz. Bundan dolayı da mutluyum açıkçası. Şurada ilginç bir konuğumuz var. Peki ne öğrendik? Biri 6 ünite, biri 7 ünite kitabın. Yine 2 kitap var. Gramerde işte basic zinler ya da işte şeyler var, inversiler. Burada bol bol işte tun, toh, düz var. Bir de strukturwörden ya da wörden, strukturwörden. Yani işte sonra, daha sonra, akşam şöyle oldu, sabah böyle oldu, bir olayı sırasıyla anlatmak ya da o esnada ya da bunu yapıyorken de şöyle oldu. Bu gramer olarak bunlar önemli. Perfectum, imperfectum. Tabii onlar da işte bu spesyal dediğimiz ikinci hali, üçüncü hali fiilin, onları ezberlemek kıymetli. Zor ama yani orada herkes zorlanıyor. Çünkü oturup ezberlemek gerekiyor. Hani öyle derste anlamakla olacak iş değil o konular. Öyle yani çok kelime öğreniyoruz. Her ünitede tabii kelime dağarcığı genişliyor insanın. Meslekler, okullardan bahsediliyor. Ya ben dil kursunun bu halini de seviyorum. Her ünitede aslında biz Belçika'yı da öğreniyoruz. Eğitiminden, hani bazı grafiklerden, istatistiklerden, nasıl bir ülke olduğuna dair. Asıl Ikvindat kalıbı. Hani ben ya da Vormey ya da Volkensmey. İşte bana göre, benim fikrimce, benim düşüncem şu şekilde diye çok fazla kalıp vardı. İşte Belçika'da üretilen ürünler, en çok sevilen yemekler ve şeyler, insanların özellikleri, milliyetçilik ya da işte neler vardı ya, misafirperverlik, milletlerin özellikleri daha doğru oldu. Öyle yani bayağı bir cümle kelime öğrendik. Nasılım ben şu an, nasıl hissediyorum? Bir tık daha iyi hissediyorum. Yani her kurs sonrası bir tık daha iyi hissediyorsunuz ama bu serüven 8 modül, 8 kur ve 2 sene. Ben işte bu sene 4 kur bitiriyor olacağım.
kısmet olursa Haziran 20'de bitecek. 22 Nisan'da başlayacak, 20 Haziran'da bitecek. 4 kurum sona erecek. Seneye de yine aynı bu hızla devam edersen 4 kuru da yine Eylül'den Haziran'a alıyor olacağım. Dil serüvenim sona erecek. Bazıları 4.1 ve 4.2 de almış. Ama bu hocaya sordum, ben hiç duymadım dedi. Çok kişi duymadım diyor zaten. Öyle. Tabii ki sadece sınavla, sadece öğretmen notuyla, sadece derse gelmekle, sadece sınav geçmekle, sadece diploma almakla olacak iş değil. Gönüllü işlerde, dil gerektiren işlerde çalışmak insanı çok daha iyi bir yere koyuyor. Onu da gözlemleyebiliyoruz. Yani sınıfta çalışanlar, gönüllü işlerde çalışanlar, çünkü tam zamanlı iş bu kurda çok mümkün değil. Şey, benim sınıfımda sabah 9'dan 12'ye kadar kim tam zamanlı çalışan kişi gelemez. Ama akşamları çalışanlar var, gönüllü çalışan var. Onlar mesela çok iyi değiller gramerde ya da sınavlarda ama daha konuşkanlar. Mesela ben çok düşünerek konuşuyorum. Onlar tak tak konuşuyor. Yanlış konuşuyor bazen ama iyi konuşuyorlar. Daha çok kelime biliyorlar, daha iyi anlıyorlar. Ben o kadar maruz kalmadığım için o kadar hızlı anlayamayabiliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin dil serüveniniz nasıl gidiyor? Bunu da merak ediyorum. Açılışı biraz sert yaptım. Kapanışı bari güzel yapayım dermişim. Ama özellikle Belçika'da yaşayıp senelerdir burada olup beni yine de dinleyen, bana vakit ayıran çok güzel insanlar da var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.